şu güzelliğe bakar mısınız ya? Buna da laf etmesinler artık. Edeceklerdir. Niye etsinler canım? Sosun beni hayal kırıklığına uğrattı. Sosunu hala eritmeye çalışıyorsunuz galiba. Evet, eritmeye çalışıyorum. Olursa sosunla vereceğim ama olmazsa sossuz vereceğim. Sosta bir yanlışlık mı yaptınız acaba? Sosta aslında normalde denedim. Eriyordu. Krema koymak istemedim. O yüzden böyle oldu. Peki tatlınız tam istediğiniz gibi oldu mu? Orası biraz çökmüş gibi. Ortası tatlım tam istediğim gibi oldu fakat bir tık daha belki öncesinde kapatabilirdim. Sosumuz dondu. Usulüne bakacağım neden normal oldu diye yoksa sossuz vereceğim. Bunu yediren aslında sosudur diyecekler ama... Sizce sosunuzu kabul ederler mi? Sanırım etmezler. Siz olsanız kabul eder misiniz? Etmeyeceğim. Haklısınız. Sossuz vermiş olacağım o zaman. Sanırım sossuz vereceğim. San Sebastian'ı yeniden mi yapıyorlar acaba şerde? Daha baştan yapıyor bence. Bir de ağır değilim diyor. Yavaş işte yani. Haysun'un bu kadar sürmeli mi yani? Tası hazır değil miydi? Yani hazırlamamış mıydı? Mutfakta, ya ben mutfaktan çıkarken en son bir kalıp çikolata vardı tezgahın üstünde ama. Ha yeniden. İçeriden karıştırma sesi geliyor sanki. Karıştırma sesi geliyor. Kadir Bey'e bakabilir miyim? Müsaadenizle istersen. Çok merak ettim de. Bize de söyleyeyim. İçeri girerken yine kapıdan sordu müsait misin diye. Tabii. Normalde bu oluyordu ama çok enteresan. Müsait misiniz? Evet. Çok uzun sürünce merak ettim. Evet. Sanırım yeniden pişiriyorsunuz gibi geldi bana Özlem evet, Hanım. Evet pişiriyorum ama getirmiyorum. Aa donmuş mu? Evet sosumuz donmuş. O yüzden sosu kullanmayacağım. Ama olmaz ki o sosu. Sadece... nasıl ikram edeceksiniz? Sos da normalde dışarıda sorduğunuz zaman sos istiyor musunuz diye ayrı evet. Bu şekilde. Ama ben bunu sossuz sevmem ki. Ama tadına bakacaksınızdır. Tadına tabii yani. Ki bakacağım ama bunun sunumu o şekilde yapılır. Evet sunumu o şekilde yapıldığını ben de biliyorum ama bir talihsizlik yaşadım. Çok da sevdiğim bir tatlıydı gerçekten şu anda evet, çok evet, ben de sürekli yapardım. Kızlarım da çok seviyordu ama bu sefer olmadı. Kadir Bey, ne yapalım? Geldi Cansu. Cansu sevinçle Cansu, geldiğine göre... Cansu ne yaptınız? Yardım ettiniz. Hayır, yardım etmedim. Ne o karıştırma sesi? Karıştırma sesi sanırım sosunu, çikolata sosu donmuş. Daha önce yapmış ama kendisi bu sefer tutturamamış sanırım. Yeniden mi yapıyor şu an? Yok, yeniden yapamıyor çünkü olmuyor çikolata sosu. Donmuş ve tekrardan yapamıyor. Yok, yeniden yapamıyor diyorsunuz. Yani yeniden, yeniden yapamıyor çünkü sos evet. Donmuş. Şimdi kendisi tamam. Getirdi. Ne oldu Gözden abla? Sosum dondu. Çikolata sosum. Dolapta mı unuttun? Yok, dolapta unutmadım. Dışarıda. Çok riskli bir tatlı. San Sebastian. Dışarıda beklediği anda dondu. Tamam, tatlı riskli onu dondu anladın mı? Dondu mu? Yoksa tutturamadınız şey, sos niye dondu anlamadım. Sosu bilemiyorum. Koyu mu olmuş ki? Çünkü hava çok sıcak ya. Evet, koyu gelmiş. Hava sıcak yani. Sıcakta donması da ayrı bir şaşırtıcı bu arada. Evet, ben de şaşırdım. Daha önce İlk defa başıma mi? Geldi. Hayır, sürekli yapıyorum. Kızlarım da çok sever. İlk defa başıma geldi. Allah Allah. Bir yani hani yeniden mi acaba yapıyorsun diye düşünmedik değil. İçeriden karıştırma sesi gelince. Yok, hayır. Ben dedim acaba yetişmedi bir süre zarfının içinde. Yok, yetişti ama... Ama gibi. Maalesef ki ya bildiğimiz siz... şey bayağı don böyle açılmıyor. Evet açılmıyor. Evet, siz yaktınız mı Özden Hanım? Sanırım yanmış. Evet yanmış. Yani bu yanma değil aslında. Bu pişirmede çoğunlukta bu şekilde pişmiş de var ama evet bir tık daha bekletebilirdim. Bir tık değil. Yani yanmış. Alabilirdim. Evet, biraz evet, biraz daha önceden evet. Alabilirdim. Yok beş yanmış. Buyurun. Yanık benim şurada da var. Bence senin hakkına hepsi yanık. Yanık. Hepsi yanık. Evet. Yani kenarlarında daha çok evet yanıkları var. Yanık. Yani bunu yanlış. Normalde dışarıda da gördüğünüzde... Kadın afiyet olsun. Kadına baktınız mı? Ama bak. Bir saatte de bu kadar kıvamı San Sebastian'ın açık söyleyeyim yani... kendimi övme babında değil, gerçekten. Bana biraz kıvam koyu geldi ama koyu. Daha koyu geldi. Tabii ki. Biraz bu kadar koyu değildi bunun kıvamı. Böyle kadın kendini zaman. Güzel övüyordu iki dakika övsün. Hemen. Övsün, tamam kendisini övebilir mi? Bizi düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Sonuçta biz de yedik daha önce bu tatlıyı, biliyoruz. Peki, yoruma başlayabiliriz. Evet. Cansu Hanım, buyurun. Ben ilk başta da söylediğim gibi, sunum da beklerdim. Yani güzel bir şov da beklerdim açıkçası. Talihsizlik çikolata sosu evet, olmamış olabilir. Maalesef. Hepimizin başına gelebilir. Bu aynen öyle, hepimizin başına gelebilir. Ama yanık konusunda yani bildiğiniz yanmış kenarları özellikle. Ben sadece içinin tadına bakabildim. Kıvamı da olması gerektiği gibi değil, bir tık koyu kıvamlı olmuş. Tatlıyı çok sevdiğim için yedim. Ellerinize, emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Ama genel olarak beğenmedim. Peki, afiyet olsun. Teşekkür Nazlı Hanım,
ben dışı yanmasaydı gerçekten tatlınız da çok güzel olmuş diyebilirdim. Kıvamını beğendin mi? Eğer yanmasaydı gerçekten çok güzel olmuş diyebilirdim. Buna puan verecek misin? Onu şimdi söylemek istemiyorum. Vermeyeceksin bunu. Verseydin söylerdin. Yani Zeynep bu kadar Hanım. Zamanda bu Sebastian'ı... Zeynep Hanım ne diyecek? Buyurun Zeynep Hanım. Dediğim gibi Kadir Bey, tatlısı kesinlikle olmamış. Biraz daha içinin akışkan olması gerekiyordu. Dışı da zaten yanmış. Şovunu da bize yapamadı. Ama az önce Özden Hanım dedi ki, yani kendim evet. Ölmüş gibi olmayayım ama bu kadar yok. Süren içinde bunu tutturmak kolay değildir dedi. Zaten değil, ağır bir menüsü yoktu. Zaten ortada bir yemek yoktu. Zeynep yani Hanım'ın da tatlısına çok sert, evet. Çok büyük demiştiniz. Kesemiyoruz. Biz de yaktınız. Evet. Yani insanların evet, başına evet, her şey ama o büyüklük kıvamı çok farklı. Hı-hı. Bakın. Hı-hı. Yanma kolayı. Keşke sizin de büyük olsaydı da mutfakta biz diğer işlere döndüğümüz zaman, evet kabul ediyorum. Evet, bir tık daha önce alabilirdim. 5-10 dakika daha önce alabilirdim. Kabul ediyorum. Büyük mü konuştun diyorsun? O büyüklü. Yani büyük ve normal sertlik çok farklı lazım. Bir şey. Gerçekten. Sertlik değil. Hiç beklemediğiniz zaman başınıza geliyor. Anladım. Peki. Zeynep Hanım beğenmediniz. Yok kesinlikle. Pınar Hanım. Kötü değil. Bu şekilde öncelikle pişmiş olarak da var. Öncelikle ben şunu söylüyorum. Biliyorsunuz peynir yemiyorum ben. Ama peynir tadı almadım şu an. Ve yedim de zaten. Baktım. Anladım. Afiyet olsun. Tad olarak güzel ama bunu kek olarak yeseydim tadı çok güzel evet. Diyebilirdim. Evet. Ama önümüze Sebastian olarak geldiği için hem akışkanlık beklerdim hem de bir tık daha yanmasaydı gerçekten çok güzel, mükemmel olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Tam kızarmış bir tatlı olacak. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Her şey için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.